Resim üstüne yazı nasıl yazılır bilgisayarda onu anlatacağım hemen. Hiç programı indirmenize gerek yok çünkü tüm bilgisayarlarda olan bir programla bunu yapacağız. Başlat menüsüne tıklıyorum. Başlattan sağ üstte arama kısmı var. Oraya tıkladığım zaman şimdi programımızı yazıyoruz buraya. Paint diye yazılıyor. Paint diye okunuyor. Paint. Pa yazdığımız zaman direkt çıktı zaten. İlk sırada Paint. Buna tıklıyoruz ve açıldı şu an. Tam ekran olarak açıldı. Üzerine yukarısına çift tıklayarak veya bu kapatma sekmesinin yanında bir küçültme sekmesi var. Oraya tıklayarak da küçültebiliriz. Şimdi bu şekilde küçülttük. Resmimiz burada. Resmimizin üzerine sol basılı tutarak programımızın üstüne bırakıyoruz. Ve tekrar kapatma tuşunun yanındaki ekranı kapla tuşuna basarak ekranı kapladık. Evet. Şuradan sağ alttan bu şekilde ekranı küçültebiliyorsunuz. Fotoğrafı küçültüp büyütebiliyorsunuz. Boyutunda bir değişme olmuyor. Yaklaşık uzaklaştırma bu sadece. Şimdi üzerine resim yazacağımız zaman yukarıda yukarıki kısımda bakın burada bir harf var. A harfi var. Ona tıklıyoruz. Metin eklemi. Ona tıkladığımız zaman resmin üstüne geliyoruz ve yazımızı yazıyoruz. Ne yazalım? Çok tatlı kedi. Şimdi yazımızı yazdık. Yazımızın rengini değiştirmek istiyoruz. Veya boyutunu küçültmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen yukarıya geliyoruz. Bakın bu kısımda yazının boyutunu ayarlayabiliyoruz. 72 yaptım yazının boyutunu. Ve ortaladım. Şimdi rengini nasıl seçebiliyoruz? Burada renkler var. Renklerden birine tıkladığımız zaman rengini değiştirebiliyoruz. Önce tümünü seçiyoruz yazdığımız yazının ve renge tıklıyoruz. Rengini değiştirmiş oluyoruz. Bu şekilde çizginin üstüne tutarak da yazıyı istediğimiz yere götürebiliyoruz. Bu kadar çok kolay bir kullanım var. Şekilde yazımızı ayarlayabiliyoruz. Evet. Nasıl kaydediliyor peki? Yukarıda mavi yazıyla sol üstte dosya kısmı var. Oraya tıklıyorum. Farklı kaydette tıklıyorum. Bakın tekrar göstermek istiyorum. Farklı kaydete tıkladım. Ve masa üstüne kaydetmek istiyorum. Kedi yazıyorum. Burada masaüstünü seçebilirsiniz. Ve kaydede bastığım zaman masaüstüne kaydedilmiş olacaktır. İşte burada.